Merhaba sevgili izleyiciler. Bu bölümde sizlerle birlikte yaşamdan bir kesit izleyeceğiz. Bu olay her gün yanı başımızda meydana gelen, ancak farkına bile varmadığımız gerçek olaylardan biri. Bugünkü gerçek kesitimiz 36 yaşındaki Bekir Uslu'nun bencilliğinin, düşüncesizliğinin, açgözlülüğünün öyküsü. Bekir Uslu'nun kendisine ait bir konfeksiyon dükkanı vardır. 30 yaşındaki Hatice Uslu ile evlidir. Hatice Usta ev hanımıdır. Olayların gelişimini gelin hep birlikte izleyelim. Bekir! Bekir! Kahvaltı masası hazır hadi! Bekir! Bekir yine geç kalacaksın hadi. Ne be ne ne ne. Allah Allah. Her sabah car 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 car. O bed sesini duymak zorunda mıyım ben her sabah ya? Allah'ın belası kırı. İşime geç kalırsam kalırım. Sana ne? Allah Allah. Ben istediğim saatte iş yerine giderim. Anladın mı beni? Bed sesli karı. Ne bağırıyorsun lan sabahtan beri, ha? Ben istediğim saatte işime giderim. Ona bir itirazın varsa söyle. Elini yüzünü yıkamayacak. Yıkamayacağım. Ne oldu? Elim yüzüm senin mideni mi bulandırıyor? Allah Allah. Önce sen şu suratına bak. Karıdan başka her şeye benziyorsun be. Fazla konuşma da çayımı doldur. Ver şu ekmeği. Ne diyeceksin? Ne diyeceksen söyle canım, adamı sinirlendirme be. Beni bir doktora götürsen diyorum. Ne için? Çocuğumuzun neden olmadığını anlayabilmemiz için. Hala sen anlayamadın mı neden çocuğumuzun olmadığını? Hayır. Ha? İyi öyleyse, kulaklarını aç da iyi dinle. Sen çorak çöller gibisin kızım. Yani? Yani kısırsın, kısır. Anladın mı? Belki hata sendedir. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun benimle be? Ne biçim konuşuyorsun lan? Bende hiç hata olur mu be? Erkek adamda hata olur mu? Allah Allah! Hayvan oğlu hayvana bak be! Sana sana rezil ettin bana kahvaltıyı mahvaltıyı. Aç şunu! Akşam zıbar yat, ben geç geleceğim, anladın mı? Yine mi? Gene! Var mı bir itiraz? Zıbar yat diyorsam zıbar yat! Rezil etti be! Kahvaltıyı rezil etti! Tamam abi, tamam. Patron şehir dışında abi. Tamam, geçen sefer söyledim, gene söyleyeceğim abi, tamam. Hadi iyi günler abi, iyi günler. Kim? Nihat. Ne diyor? Senetleri ödesin yoksa icraya vereceğim diyor. Ulan adama bak be. Adam hasta mıdır nedir ya? Ulan paramızı olsa ödemeyeceğiz mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya, adam hasta eder bunları ya, hasta ederler ya. Geç ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk güzelim. Vakitsiz geldim diye korkuyordum. Bekir işe gitmemiştir diye. Yok abla, gideli yarım saat oluyor neredeyse. Ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim ablacığım, sen nasılsın? Ne olsun güzelim, şurada kapı bir komşuyuz. Ben de tek başıma yaşıyorum. Sen olmasan sıkıntıdan çatlayacağım. Ara sıra geliyorum da rahatlıyorum. Yine ne var ne yok? Yoksa dövdü mü seni? Yok abla, vallahi dövmedi. Nasıl dövmedi kızım? Dövmüşe benziyor. Yine çocuk meselesi mi? Evet abla, çocuk meselesi. Niye söylemedin yavrum doktora götür beni diye? Ablam her seferinde söylüyorum. Ama beni dövmekten beter ediyor. Hiçbir zaman anlamadı şu konuyu. Vah talihsiz yavrum benim. Vah güzelim benim. Gel abi. Selamünaleyküm. Vay Bekir kardeşim. Vay aleyküm selam. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok? İyilik sağlık abi, sen nasılsın? Sağ olasın, yak bakalım. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? İyi be, ne olsun. Ha, ne içeriz? Çay olsun be abi. Oğlum! Buyur iki abi. Çay şöyle, iki çay. Tamam Bekir abi. Şöyle geçiyordum, uğradım. Bu akşam ne yapıyoruz abi, nereye takılıyoruz? Her zamanki yere takılırız. Sonra? Sonra da her zamanki finale takılırız diyeceğim ama...
Bu akşam yağma yok. Herkes sepetini koy evine. Anladın mı? Tamam abi. Hadi. İzlediğiniz gibi Bekir ve Hatice'nin evlilik yaşantıları mutlu değildi. Bunun nedeni çocuklarının olmamasıydı. Hatice tıbbi bir tedaviden yanaydı. Ama kusursuz koca bu teklifleri duymak bile istemiyordu. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi Bekir kendini kusursuz sanıyordu. Peki Hatice Bekir'e neden kendisini bu kadar ezdiriyor, bu kadar aşağılamasına boyun eğiyordu? Nedeni Hatice'nin öksüz olmasıydı. Küçük yaşta anne ve babasını bir trafik kazasına yitirmiş ve devlete ait yetiştirme yurdunda büyümüştü. Kendisine komşusu Gülten Hanım'dan başka yakın hiç kimse yoktu. Bütün bunlara karşın Bekir uslu, hissizliğin, duyarsızlığını sadece evine, eşine karşı değil, işine karşı da sergiliyordu. Borcu olduğu halde kendini zevke, sefaya bırakıyordu. Hep birlikte izlemeye devam ediyoruz. Hadi yarasın. Ya abi be, bu senin çocuk durumu ne oldu be abi? Sorma be Ercan. Bildiğin gibi işte ya, olmuyor işte. Ya ben şey diyecektim, hani doktor falan. Ulan doktor moktor ne yapabilir ki be? Allah böyle buyurmuş. Böyle devam ediyor. Doktor tamam, ne yapabilir? Tamam abi de yani hani şey için... Bırak şeyimi ya, hadi hadi. Hadi olsun, şerefe hadi, abi. Kaldır şerefe. Hadi şerefe. Hadi şeref abi. Oh be. İşler nasıl gidiyor abi ha? İyi mi? İdare eder işte. Nasıl? İşte. Bildiğin gibi borçları hala kapatamadık oğlum. Toptancıya da borcum vardı abi. Hani bildiğim kadarıyla bayağı bir şey. Hem de nasıl bayağı bir şey ya? Ödeyebildin mi vali? Nerede ödeyeceğiz oğlum? Bu işler için toplu para lazım. Yani kapitalin olacak, kapitalin. Sen sıkma canını be abicim, sen ödersin, sen halledersin. Sıkma tatlı canını, okşar rakı fincanını. Hadi şerefe abi. Şerefe aslanım. Oo, bir hayli de geç oldu. Yarın iş güç. Ne yapalım, hesap isteyelim. Sen bilirsin abi. Eyvallah. Şşş, Ersun! Kaybetmeyelim de değirmenin çarkını bir an önce döndürmeye başlayalım hadi. Sana bu yakışır abi, sana hadi. Da. Büyük adamsın abi. Eyvallah. Sen eyvallah. De zannettin be. Bekir abim delikanlının ağababasıdır. Abim markalarını da ayırdık. Eyvallah eksik. Tamam eyvallah o zaman sen. Hadi başlayalım. Eyvallah. Kağıtları dağıtalım. Eyvallah. Kes bakalım Sinan. Şöyle. Açık. Benden de açık. Açık. Ben de varım. Kart. Çift kart. Sen abicim. Bir çifte ben alayım. Üç kart. On daha. Bu onun. Bu da beşi. Gördüm. Bas. Has. Bekirciğim rest. Gördüm ben. Oo. Full has. Efendim buyurun. Allah kahretsin be. Ne şans be.
Bekirciğim, bu gece şansın yokmuş. Ya, çok içeri girdim. Hesap açın da bari bir kısmını kurtarmaya çalışayım. Vallahi benim için mahsuru yok. Benim için de. Bekir abimize kredi açmayacağız da kime açacağız, değil mi? İzlediğiniz gibi Bekir Uslu eşine ve evine karşı sorumluluklarını yerine getirmiyordu. Hem kumar oynuyor hem de başka kadınlarla kaçamaklar yapıyordu. Toptancıya dünya kadar borcu vardı. İşleri çok kötü değildi. Kötü olan Bekir'in parayı kullanma şekliydi. Düşüncesizce parayı savuruyordu. Evine ise çok az para bırakıyordu. Hatice durumu idare ediyordu. Daha doğrusu etmekten başka çaresi yoktu. Bekir Uslu kumar sayesinde gırtlağına kadar borca batmıştı. Borçlarına borç ekleyerek acı sonu sanki kendi elleriyle hazırlıyordu. Şimdi izlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kes sesini be, sabah sabah konuşup da canını sıkma benim, anladın ne mı? Ne sabahı ya, ne sabahı, saat 11:30. Lan ne demeye çalışıyorsun sen? Hiçbir şey demeye çalışmıyorum. Sadece burada bir evin olduğunu, bir işin olduğunu, bunları bilmen gerektiğini söylüyorum. Yani? Yani karınla ilgilensene biraz. Hiçbir şeyle ilgilendiğin yok bu ara. Erken kalk, işine git. Lan sen bela mısın lan? Lan sabah sabah sen bana nasıl davranmam konusunda ders mi vermeye çalışıyorsun lan? Hayır, sadece ne yapman gerektiğini söylemeye çalışıyordum, o kadar. Öyle mi? Nasıl davranmam konusunda bana ders vermeye kalkıyorsun ha? Ulan şimdi ben sana gösteririm. Pekala. Sen nasıl istersen ben de öyle davran. Öyle mi davranmak istiyorsun ha? Öyle mi davranmak istiyorsun? Sen kocana ahlak dersi vereceğine otur da adam gibi bir çocuk doğur. Allah'ın kısırı. Kısır karı. Kısırdan birazcık da çenene vursun. Mendabur şeytan karı. Nerede o patron olacak adam? Yok abi. Bizi olan borcunu kuruş kuruş ödeyecek en kısa zamanda. Tamam abi. Tamam diyorsun ama benim ona söylediklerimi aktardın mı? Aktardım abi, aktarması olur muyum? Hepsini bir bir söyledim. Ona söyle. Bize olan borcunu en kısa zamanda ödeyecek. Yoksa anasından emdiği sütü burnundan fitil fitil getiririz. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Ha. İletirim. Elleri kırılır inşallah. Öyle deme abla. Şu haline bak da ondan sonra onu korumaya çalış kızım. Ben eğer sabahleyin bu kadar çok konuşmasaydım hiçbiri olmazdı belki abla. Ne yaptın? Ne söyledin de seni bu hale getirdi? Ne bileyim, ben her zamanki şeyler işte. İşini aksattığını, eve geç geldiğini falan filan. Boşan kızım. Bu böyle devam etmez. Boşan gitsin. Ablacığım, boşanayım da ne yapayım? Sokakta mı kalayım? Kimse bana iyi gözle bakmaz ki. Kimse bana bir lokma ekmek vermez ki. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız, ben yardımcı olayım. Şu kumaşa bakabilir miyim? Şuna mı? Hayır, şuna. Şu? Evet. Buyurun, buyurun. Ne yapmayı düşünüyordunuz bununla? Elbise gibi bir şey düşünüyorum ama. Gerçekten bu size çok yakışır. İnanın bana çok yakışır. Ne demiş atalarımız? Görünen köy kılavuz istemez. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkür edecek bir şey yok canım. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Bunun metresi ne kadar? Vallahi bu çok kaliteli bir mal. 250 bin lira. Ne? 250 bin lira mı? Ne oldu, çok mu geldi? Tabii pahalı. 250 bin lira çok yani. Sıkmayın canınızı canım. Şöyle oturun bir çayım için. Hem de ödeme koşullarını konuşuruz. Ay bilmem, olur mu? Ne demek olur mu canım? Buyurun buyurun. 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 Oğlum. Buyur patron. Size iki tane çay kap. Tamam. Buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun. Şöyle oturun buyurun. Buyurun yakın. Ay yok, teşekkür ederim, kullanmıyorum. Öyle mi, ne kadar güzel. Evet. Yakınlarda mı oturuyorsunuz? İki sokak üstte oturuyorum. Çok güzel, çok güzel. Bir yerde çalışıyor musunuz? Neden sordun? Yani ödemenin ne şekilde olacağını öğrenmek için sormuştum. Rahmetli babamdan bir miktar maaş bağlanmış. Canınızı sıkmayın canım. Evet, evet. Evli misiniz? Hayır, dulum. Öyle mi? Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm şimdi. Yok canım, üzülecek bir şey yok. Evet. Zaten kendisi içkicinin, kumarbazın tekiydi. Bana yararından çok zararı vardı. İyi oldu. Evet, evet. Peki, siz evli misiniz?
Yok, ben de boşandım gibi bir şey. Neyse, ben size kumaşı ikram edeyim. Paranız olunca bana ödersiniz. Oldu mu? Olur mu acaba? Olur canım, neden olmasın? Peki. Peki. Zaten benim yapacak işlerim de var, ben kalkayım. Şeyinizi istediniz. Daha sonra bir başka gün iste. Peki, nasıl isterseniz ama şey... acaba bundan sonra tekrar görüşebilir miyiz? Yani yanlış anlamayın. Dostça, kardeşçe, arkadaşça demek istiyorum. Oğlum, paketi hazırla, ablanın evine bırak. Oldu mu? Ay, hiç gereği yok, hiç. Ben kendim... Ne demek? Kardeşimizi korumak, kollamak görevimiz bizim. Peki. Buyurun, buyurun. İyi günler. Hazırla çocuğum. İyi günler, iyi günler. Dokuz on ay önce Bekir abinin yanında işe başlamıştım. İşlere ilk önce iyiydi. İşe geç gelip erken gidiyordu. İşine pek fazla önem vermiyordu. Bekir çok iyi bir insandı. El açık, bonkör, çok iyi niyetli. Bir arkadaştı. Kendisinin eşiyle aralarında bir problem olduğunu bana anlattı. Hanımının kısır olduğunu söyledi. Aralarında bir kırgınlık olduğunu anlattı. Buna rağmen çok iyi bir insandı. Bonkördü. Hatice ile uzun zamandır komşuyuz ve gidip geliyoruz. Çok iyi diyaloğumuz var. Birbirimize dertlerimizi anlatırız. Ve kocası çok dövdüğünden ve içki içtiğinden şikayet etti. Ve ben de bunun neden arkadaş dediysem, çocuk sahibi olmak istiyorum. Kocama söylüyorum ama maalesef götürmüyor. Ben de bunun durumuna üzülüyorum. İşine ve eşine ilgisizliğinin yanı sıra İş borçları bir dağ halini almıştı. Bütün bunları düşüneceği yerde bir de dükkanına gelen müşterilerden Zeynep Hanım'la aşırı derecede ilgilenmeye başlamıştı. Acaba neden Zeynep'le bu kadar çok ilgileniyordu? Ona kuru yapıyordu. Bütün bunların bir tek nedeni vardı. Karısı Hatice'yi çocuk doğurmamakla suçlayan Bekir, çocuk sahibi olmak istiyor, bunun için Zeynep'i kullanıyordu. Hemen hemen her gün buluşuyorlardı. Bekir, Zeynep'in de aklına çelmeyi başarmıştı. Bakalım olaylar nasıl gelişecek? İnan bana Zeynep, seni çok seviyorum. Biliyorum ama... Aması ne? Sen benim dul olduğumu bilmiyor musun? Ne var bunda? Nasıl bu kadar anlayışlı olabiliyorsun? Eski koç hayvanın biriydi. Nasıl yani? Hadi bana biraz eski kocanı anlat. Peki ama bu doğru olur mu? Neden doğru olmasın ki? Dediğim gibi işte hayvanın tekiydi. Duygusuzdu, düşüncesizdi, bencildi. İçer içer beni döverdi. Hayvanın biriydi işte. Üzülme, artık ben varım. Evet, artık sen varsın. Bunun için Allah'a şükür ediyorum. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Zeynep, ben sence nasıl bir insanım? Dünyada tanıdığım en iyi insan sensin. Kusursuzsun benim için. Keşke sana layık olabilseydim. Peki bir kusurum olsaydı yine beni sever miydin? Tabii. Neden sevgim değilsin ki? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. İstersen kalkalım. Yarın nasıl olsa tekrar buluşacağız. Yapacak bir sürü işim var. Olur. Tamam. Hadi kalkalım. İşte böyle Ercan'cığım. Ben bu kadını istiyorum. Böylelikle belki de Zeynep'ten bir çocuk sahibi bile olabilirim. Ol o zaman abi. Ya Hatice? Ne demek? Hatice ne olacak? Ne demek ne olacak abi? Hatice'den o zaman boşanmak gerekir. O da bana ters geliyor.
Yani ne yapacağımı şaşırdım ya. Ne demek ne yapacağımı şaşırdım abi. Vurursun yumruğu masaya. Hı-hı. İkisinin de dilini kes, dilini kesersin. Kardeş kardeş otururlar ocağında, ekmeğini yerler. Öyle de ya Hatice karşı çıkarsa? Ya hı, alırsın Zeynep'i kuma, olur biter. Ya sen ne biçim adamsın abi? Ne zaman kaz işer, o zaman kadına söz hakkı düşer. Biz bunu bilir, bunu söyleriz. Öyle değil mi abicim? Öyle de yaz. Ne zaman kaz işer, o zaman kadına söz hakkı düşer. Haklısın be Ercan. Şimdi çıkıp gidip Hatice'ye Zeynep'i bu eve getireceğimi söyleyeceğim. Kabul ederse otururlar, kardeş kardeş ekmeğimi yerler. Tamam. Kabul etmese çeker gider, kendisine başka bir erkek bulur. Bulamazsa da sokaklarda sürüp sürüp sürülür be. Bakalım hadi çek ya, bakalım Ercan'cığım be. Hatice, ben düşündüm taşındım, bizim çocuğumuz olabilmesi için bu evde ikinci bir kadın olması gerektiğine kanaat getirdim. O ne biçim söz öyle? Kes sesini, sesini kes ve beni dinle, sözümü bölme. Ben bizim için bir kadınla beraberim, anladın mı? Yarın onunla da konuşacağım ve üçümüz artık bu evde yaşamaya başlayacağız. Tamam mı? Ben kabul etmem bunu. Ne demek lan bunu ben kabul etmem diye? O zaman defol evimden, defol, anladın mı, defol. Tamam tamam, dur, kurban olayım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Ha şöyle yola gel güzelim. Bak yarın Zeynep bu eve gel, dilini tutacak, kardeş kardeş geçineceksiniz. Anladın mı? He? Heh. Anladım. Güzel. Çok güzel. Nerede o patron olacak adam? Yok abi. Bak bizim söylediklerimizi iletmiyor musun yoksa ona? Söylüyorum abi, evde tek tek. O adama söyle, borcumu kuruşu kuruşuna ödesin yoksa. Tamam abi, söylerim. Neden konuşmuyorsun? Bir derdin mi var? Ne oldu, söyler misin? Hadi. Yoksa beni istemiyor musun artık? İstiyorum Zeynep. Hem de çok istiyorum ama... Ya aması ne? Ben evliyim Zeynep. Ne? Evli misin? Evet. Zeynep dur. Bak otur. Otur bir dakika. Otur diyorum sana. Otur. Neden bana evli olduğunu söylemedin? Seni kaybederim diye, anlıyor musun? Seni kaybetmekten korktum, o yüzden söylemedim. Anladın mı şimdi beni? Peki ama ne olacak bizim halimiz? Zeynep, beni seviyor musun? Evet. O zaman bana güven. Peki ama karı... Karımı düşünme sen. Ben karımla her şeyi açık açık konuştum, seni biliyor. E'si seni biliyor. Seni kabul etmeye hazır. Anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Her şey çok basit. Üçümüz birlikte yaşayacağız, tamam mı? Nasıl olur? Bilemiyorum ama. Beni seviyor musun? Evet. Öyleyse kanıtla bunu bana. Üçümüz birlikte yaşayarak mı? Evet. Peki öyleyse kanıtlayacağım bunu sana. Yapacak bir şey yok ki Gülten abla. Dayanmaktan başka seçeneğim yok. Vah talihsiz kızım benim. Vah. Atarsa sokağa kim bakar bana? Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım. Peki ya sonra? Sonrası Allah kerim. Hatice sonrası Allah kerim deyip kaderine katlandı. Zeynep'i ise duygu sömürüsü yaparak kandırmayı başardı. Kahramanımız Bekir uslu, Hatice uslu ve Zeynep uslu. Artık ona da Zeynep uslu dememiz gerekiyor. İlk karşılaştıklarında birbirlerine nefretle baktılar. Ama yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Zamanla birbirlerini kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü ikisi de bu toplumda zayıf ve kimsesiz insanlardı. Bekir de bu zaafı çok iyi görmüş olmalıydı ki ikisinin de elinde tutmayı başarıyordu.
Ama bakalım Bekir'i neler bekliyordu. İzleyelim ve görelim. Vallahi abi işler güçler, uğraşıp duruyoruz be abi. İyiymiştir. İyi. Ama bizi de ihmal etme bu arada. Ya dediğim gibi Sinan, yani çok meşgulüm ben. İşler çok yoğun. O zaman şu kredi borcunu öde bakalım. Borcumuzu unutmuş değiliz. Sinirlenme canım Bekir. Söylemek istediğimiz, bizi ihmal etme. Kulübe uğra ara sıra da poker partimize devam edin. Tamam tamam, canınızı sıkma, uğrarım. Hem gel oğlum, oyununu oyna. Belki de kaybettiklerini kazanarak çıkartırsın ha. Tamam. Değil mi abi? Murat doğru söylüyor Bekir. Haklısın Mahmut. Hadi biz çıkalım. Bekir kardeşimizi fazla meşgul etmeyelim. Hoşça kal. Hoşça kal. Abi. Hatice bana da hak ver. Ben de eğer evli olsaydım, senin durumuna düşmüş olsaydım, kendimi sinirimden, hırsımdan yerdim. Öyleyse niye evime geldin? Niye erkeğimi elimden aldın? İyi ama bana da hak ver. Hak ver. Söylediklerim yalan mı? Hiçbiri doğru değil mi? Ha? Doğru. Ama benim de yapacak başka çarem yoktu ki. Bekir'i sevdim. Dulum, korunmaya ihtiyacım var. Sokakta kalsam nereye gideceğim? Hiçbir akrabam, hısmım, kimsem yok. Mecburum boyun eğmeye. Çünkü onu bir kere de sevdim. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Ne olur Hatice, beni bağışla. Günah çıkarmayı bırak istersen. İkimiz de başka şansı olmadığı için buradayız. Tat yapılacak bir sürü işimiz var. Hem belki de gelişin ev işlerine yardımında iyi olur. Alo. Patronun Bekir orada mı? Burada abi, bir saniye. Bekir abi, seni istiyorlar. Alo, buyurun, ben Bekir. Hele şükür beyimiz, kürtçü dükkanına dönebilmişler. Abi sen misin? Tabii benim ulan, hayvan. Borcunu ödesene. Bak abi, ağzını bozma, borcumuz borç. Tamam, ödeyeceğiz. Lan kapına 40 defa getirdin be. İnsan hiç olmazsa arar, çocukla o kadar da haber bıraktık be. Abi vallahi şehir dışındaydım, bak pazar arıyorum. Pazar mazar anlamam, borcunu öde. Yoksa seni anandan doğduğuma pişman ederim. Tamam mı lan? Ulan bu kuş gelmedi abi. Ya bana bak, gelmezse ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Diğer çiftçilere ne yaptıysak aynısını da ona yapacağız. Sakin olun beyler, gelecektir. Nereden biliyorsun oğlum? Bak abicim, toptancısına gırtlağına kadar boşlanmış. Bir karı almış ya, üstüne üstlük bir karı da almış. Vay aç köpek vay. Bir boğaza bakamıyor, bir tane daha almış ha? Evet, sizin anlayacağınız arkadaşlar, adam battıkça batıyor. Buraya kadar. Vay 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 vay. Yine süper üçlü. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Bekir'cim gel. Merhaba abi. Gel. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, nasılsın? Gel katıl gel. Sen de. Namaz kazaya gelir, muhabbet kazaya gelmez derler. O yüzden ben muhabbetinize maydanoz olmayayım be. Olur mu be Bekir kardeşim? Sen bizim kardeşimizsin. Muhabbetimiz sensiz olur mu? Hadi otur, dağıt şunlarla başlayalım. Peki. Evet. Evet. Açık. Ben de varım. Ben de. Girdim. Tek kart. Üç tane. Çift kart. Buyur abim. Onda. Ben de varım, gördüm. Hop! Hile yapıyorsunuz. Beni şirketle getiriyorsunuz be. Saçmalama Bekir. Benim saçmaladığım falan yok.
Hile yapıyorsunuz o kadar be. Bak Bekir, sözlerine dikkat et. Burada kimsenin hile yaptığı falan yok. Lan gözlerime mi inanacağım sana mı be? Sana Bekir. Nasıl sakin olayım be? He? Nasıl sakin olayım? Ulan siz burada üçünüz kalkın hile yapın. Sonra da benden sakinlik bekleyin be. Bela mısın ulan sen? Bela ulan ne demesin lan? Bela mısın lan? Allah'ım sen! Şerefsizler ulan! Allah'ım sen! Bekir hep böyledir işte. Her zaman geç gelir. Yemeği de bu gibi oldu. Olsun gelince yer. Yiyeceğini de sanmam ya. Geldi. Of. Peki. Nedir bu halin? Ne oldu sana böyle? Kim getirdi seni bu hale? Ha? Ne oldu? Sana her zaman demiyor muyum Erten gel şu gel şu eve diye? İki kadın seni burada bekliyor. Kes lan sesini köpek. Dur ben gideyim bir bez getireyim. Her zaman söylüyorum be hayatım sana her zaman. Niye bu kadar geç saatlere kadar sokakta kalıyorsun? Niye bizi hiç düşünmüyorsun? Artık iki tane kadınız. Hiç düşündüğün yok bizi. Kes sesini be kes. Sana mı soracağım ne zaman gelip gideceğim ha? Sana mı soracağım ne zaman gelip gideceğim? Ne zaman be? Sana mı soracağım be? Dur Bekir dur ya. Sana mı soracağım be? Kimin kırıyor sen ha? Kimin köpek kızsın? Yapma çıkarma ondan önce lütfen. Bekir gırtlağına kadar borca batmıştı. Kumardaki borçları, dükkandaki malların borcu Bekir'i çıkmaza sokmuştu. Bekir bu durum karşısında bunalıma giriyordu. Borç para bulmaya çalıştı ise başarılı olamadı. Çünkü insanlar Bekir'in ne kadar istikrarsız bir insan olduğunu biliyorlardı. Ve bu yüzden Bekir'e para vermemeye çekiniyorlardı. Bakalım bu borç batağından Bekir nasıl kurtulmayı planlıyor? Gelin hep birlikte de izleyelim. Gel oğlum bakın şunları hepsini kamyona yükleyin götürün anladın mı? Tamam abi hepsini toplayın. Hadi sallamayın hemen başlayın. Ne oldu abi hayırdır? Hayır görüyorsun işte malları topluyoruz. Abi etme eleme elini ayağını öpeyim. Söz bak paramı ödeyeceğim borcumu ödeyeceğim abi. Bu senin kaçıncı söz verişin? Senin borç ödeyeceğin yok. Abi, ben malımı kurtarmamı. Elini ayağını öpeyim abi. Yeter ki malları alma borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum abi bak pazar arıyorum abi. Kaçıncı söz verişin? Senin pazarda bulacağın yok burada. Abi etme eleme bak evde elime bakan iki tane kadın var. Bana mı sordun da iki kadın aldın? Ben paramı kurtarma çalışıyorum. Abi etme eleme. Kes bak, senin dırdırını dinleyemem bu saatten sonra. Hem bunları zamanında düşünecektin. Düşünecektin de o karıları çalıştırıp borcunu ödeyecektin. Hadi oğlum kaldır bunları götürün. Hadi. İşte böyle Ercan. Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Neden bu kadar borç yaptın ya? Ulan satarız malları öderiz borcumuzu diye düşündük be. Düşündük ama. E aması ne? Olmadı işte ödeyemedik be. Vallahi işin zor abi. Lan nereden borç para bulurum be? Vallahi dediğim gibi işin çok zor. Ercan, hani diyorum ki sen benim için bir şeyler yapamaz mısın be? Abi ben ne yapabilirim ki? Yani şey diyorum hani eşin dostun vardır, benim için borç para ister misin onlardan be? Abi ben karnımı zor doyuruyorum zaten. Sen olmasan bu masanın hesabını bile ödeyemem. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be abiciğim? Yok abi, patron henüz gelmedi. Ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Her an gelebilir. Ha işte geldi. Bekir abi. Seni istiyorlar. Kim? Mahmut Yüklüsün. Alo. Buyurun ben Bekir. Bekirciğim. Bak bize bir hayli borcum var. Ne zaman ödeyeceksin? Size borcum falan yok benim. Bak Bekir. Kumar borcu namus borcudur. Şunu güzellikle öde. Ödemezsem ne olur lan? Ne mi olur? Senin için hiç de iyi olmaz Bekir. Ödemiyorum ben. Var mı bir diyeceğim? Bak Bekir. Borcunu öde. Ödemezsen evini de dükkanda kül yaparız. Tamam mı? Seni de öldürürüz. Aklını başına topla lan. Gidip ekmek alıp geleyim. Sen de sofrayı hazırla olur mu? Tamam sen merak etme. Dönünceye kadar hazırlarım her şeyi. Tamam.
Zeynep gelmiş olmalı. Hayrola Bekir? Sen bu saatte eve gelmezsin. Sana mı soracağım lan eve ne zaman gelip gideceğimi? Zeynep nerede? Bakkala kadar gitti. Güzel. Hatice, seninle konuşacaklarım var. Ne oldu? Hatice, çok borcum var. Çok para ihtiyacım var. İyi de ben ne yapabilirim ki? Neden öyle söylüyorsun? Ne param var, ne malım, hiçbir şeyim yok biliyorsun. Ama sen varsın. Anlamadım. Sen varsın ya. Yani? Yani... kendini satacaksın bize. He? O ne demek? O ne demek mi? Kendini satıp para kazan. Eğer söylediklerimi yapmazsan Hatice... şu gördüğün çiftiyle... beynini dağıtırım seni. Anladın mı? Anladım. Güzel. Bu konuşmalarımız da aramızda kalacak. Zeynep'e bu konuşmalarımızdan hiç bahsetmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Aferin benim güzel Hatice. Benim çalıştığım meyhanede her akşam Bekir abi ve Ercan abi bizim meyhaneye geliyorlardı. Orada kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyorlardı. Ve her akşam Bekir abi hesabı ödüyordu. Ve bize bol bol bahşiş bırakıyordu. Onun müşterimizdi. Bekir abi ve Ercan abi. Bekir usluyla dükkanlarımız yan yanaydı. Hemen hemen işe hiç gelmediği günler de olurdu. İnsanlarla ilişkileri biraz zayıftı. Hatice abla komşumdu. Kocası bunun üstüne kuma getirdi. Ve biz bütün komşu kınadık Hatice ablanın kocasına. Kocası olumsuz bir kişiydi. Sevgili izleyiciler, Bekir sonunda yapacağını yapmış, resmi karısı olan Hatice Uslu'ya para karşılığında erkeklerle yatmayı teklif etmişti. Zavallı kadın, ne yapacağını şaşırmıştı. Başkasına anlatsa Bekir'in onu öldürebileceğini biliyordu. Bunun için ne yapacağını bilmiyor, evden bir bahaneyle çıkıyor ve sokaklarda geziyordu. Bu arada Bekir'in istediği paraları da getiriyordu. Nasıl mı? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Sen neden bugün işe gitmedin Bekir? Artık işe gitmeyeceğim canım. Neden? İşlerini bir başkasına devrettim. Peki ama şimdi ne yapacaksın? Bilmem, hiç düşünmedim. Hem sen canını sıkma, ne demişler? Su akar yatağını bulur. Öyle değil mi hayat? Sen sokul bakayım biraz benim. Hadi gel. Hatice'ye gelmiş gelmez gel. Sen Hatice'yi nereye gönderdin? Hiç. Devir işleri için vekalet vermiştim. O işlerle uğraşıyoruz. Sen niye uğraşmıyorsun? Biraz da Hatice Hanım uğraşsın bakalım, değil mi? Olur mu canım? Hadi gel bakayım buraya. Hayır, hadi, hayır sen ya. Hadi gel. Hayır. Ah bak Hatice geldi. Hadi Hatice.
Hatice Hanım, hoş geldiniz. Buyurun bakalım, oturun şöyle. Ne yaptınız? İşleri yollarına koydunuz mu bari, ha? Evet. Çok güzel. Zeynep Hanım, siz akşam için bir şeyler hazırlayın bakayım mutfağa. Tamam. Hadi bakalım. Çık parola, çık. Hadi. Çık. Hey aslanım benim. Aslan atacağım benim. Gel bakalım aslan parçası. Otur şöyle. Zeynep yok mu? Yok. Nereye gitti? Pazara gitti, bir şeyler alacakmış. İşler nasıl ha? İyi miydi? Ver bakalım. Kız bana bak. Bilezikler ne? Cevap versene ha! Sattın değil mi lan? Sattın değil mi? Ulan ben sana bileziklerimi sattım dedim ha? Yapma. Ben sana kendini sattım dedim. Yapma. Yüzüme satacak. Yapma dedim. Satacağım mı lan kendini? Tamam. Satacak mısın tamam, ha? Tamam yeter ki vurma. Tamam mı yapacağım dedim sana yeter. Ha şöyle. Şimdi doğru sokağa çıkıp kendini satacaksın. Akşamda kazandığın bütün parayı acıma sayacaksın, anladın mı? Yürü! Hadi! Yürü! Merhaba Zeynep abla. Merhaba canım. Sizden bir şey edebilir miyim? Tabii. Bekir abiye söyler misiniz? Benim haftalığımı versin. Unuttu galiba. Neden? Vermedi mi? İcra günü çok sinirliydi. Ne icrası? Sizin icradan haberiniz yok mu? Yoo. Dükkana icra geldi. Bütün malları ne var ne yoksa hepsine el konuldu. Ben dükkanın devredildiğini biliyorum. Ne devri? Tamam oldu, ben ona söyleyeyim. Yeter, bırak ağlamayı artık. Artık dayanamayacağım abla, kendimi öldüreceğim. O ne biçim söz öyle? Kumasıydı, dayağıydı, o suydu, bu suydu. Bir de şimdi sokaklarda para kazanmamı istiyor. Bu adam çıldırmış olmalı ayol. Ablacığım dayanamayacağım, artık yardım et bana. Eğer ona bu akşam para götürmezsen beni öldürür. Lütfen yardım et. Tamam, tamam. Her şeyin çaresi bulunur. Sakin ol yavrum. Delirdin mi? Evet, evet. Deli olmaz sensin, tamam mı? Deli olmasaydın bana yalan söylemezdin. Kızım adam gibi konuşacaksan konuş, yoksa adamın tepesine attım ha. Yok, sen
Ne demek bu lan? Ne demek bu lan? Bu oldu. Hayvan! Adi yalancı! Kızım ben sana nerede yalan söyledim? Hani dükkanı devretmişti? Ne olmuş dükkanı? Yolda gelirken çırağa rast geldim. Bana her şeyi anlattı. Ne olacak yani? Ben de seni bayağı bir adam beğenmiştim. Evet, Hatice gelsin şimdi onlara her şeyi anlatacağım. Hatice nerede? O senin gibi asalak değil canım. Hatice nerede dedim sana? Sokakta çalışıyor. Nasıl sokakta? Sokakta ne yapıyor söylesene. Namusuyla yapıyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor sanıyorsun? Her gün dünya kadar alışveriş yapıyorsun. Bundan sonra sen de sokaklara çıkacaksın. Kocana ve evine para getireceksin. Eğer buyruklarımı yerine getirmezsen güzelim, bu çifteye beynini dağıt. Anladın mı? Ha şöyle hizaya geleceğim. Bundan sonra Hatice ile birlikte sokaklara düşer, varsınız, kocanıza ve evinize para getirirsiniz. Zeynep, dur, ne yapıyorsun? Şeytan uyma. Sen uydun ya. Zeynep, kurban olayım. Bak, şeytana uyma. Bırak o silahı elinden. Zeynep! Ulan köpek! Beni bu tüfekle öldüreceğini mi sanıyorsun ha? Abla, aman Tanrım! Kuma'nın intikamı. Hayatı kendi hatalarıyla dolu Bekir Uslu, eve getirdiği kuması tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Evet, çifte alev kustu. Eşini ve kumasını fuhuşa zorlayarak kendisine para temin etmelerini isteyen Bekir Uslu, bunu hayatıyla ödedi. Cinayetin hemen ardından Zeynep tüfeğiyle karakola teslim oldu. Şu an cezaevinde. Hatice Uslu ise kendisine bir iş buldu. Çalışıyor ve yaşamını yalnız sürdürüyor. Sık sık kuması Zeynep'i ziyarete gidiyor. Çıkacağı günü bekliyordu. Çünkü bundan sonra birlikte yaşayacaklardı. Bekir Uslu bencilliğinin, düşüncesizliğinin cezasını çekti. Bunu hayatıyla ödedi. Gördüğünüz gibi biraz duyarlı olabilirsek olayların böyle acı noktalanmasına engel olabiliriz. Bir başka gerçek kesitte tekrar birlikte oluncaya kadar mutlu olun, esen kalın. Bekir Uslu, düzensiz yaşantısı ölümle sonuçlandı. Hatice Uslu, özel bir iş yerinde çalışıp hayatını devam ettirmeye ve acı dolu geçen günleri unutmaya çalışıyor. Zeynep Bulut, adam öldürmek suçundan yargılandı. Şu an cezaevinde.